Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Kapı kanalına hoş geldiniz. Ben Halil. 5. bölümde karşınızdayız arkadaşlar. Şu an futbol topu eventi vardı. Hala var yani. Ben önceden futbol topu 70 tane kasmıştım arkadaşlar. Diğerlerini hep pazardan aldım. Çok önceki eventlerde. Ucuzdu. Sonradan event bittiği için satıyordu herkes. Bu kadar stok yaptım. Şimdi onları şey yapacağız. Çevireceğiz altın topa. Ama ne yapmamız gerekiyor? Daha ilk kez yaptığım için bilmiyorum. Hangisiydi acaba? Ya şu en alttaki de ne yazıyor? Falcao ceza sahasında uçan sinek görse onu bile yakalayıp kaleye atıyor. O tamam, markasının top karşılığında bir hediye aldım diyor. İşte buyur diyor. Tıklamamız gerekiyormuş sadece arkadaşlar. Ne diyor? Ben yanlış bir şeyler söylüyorsam insanlar beni yanlış anlamasın. Günde sadece bir kere bir altın top değiş. Çok şey dediğini söylemiştim. Yarın tekrar gel diyor. Oha, nasıl yani ya? Günde bir top mu yapabiliyoruz? Ne alaka ya? Ben bir araştırayım şunu ya. At işareti ve karanlık koruma okuyoruz. Bakalım ne olacak. At işareti başarısız. Karanlık koruma ikisi baş... Evet arkadaşlar, hareket hızı için pazardan şeftali çiçeği aldım. Bunlar ucuz arkadaşlar. Yani şunu ben 100K'ya aldım, 30 tane var. Yani hareket hızı bana lazım, çok yavaş gidiyorum zaten biliyorsunuz, hep şu mor hissiri kullanıyorum. Uçur gördüğüm zaman bunları da alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hareket hızı veren şeftali çiçeği su veriyor 3 dakika ama hiç yoktan iyidir yani arkadaşlar, sonuçta değerli bir şey değil. Kumaşımızın süresi bitmiş, şimdi onu almaya geldik. Kaçıncı oldu bu? 15 tane de kumaşımız oldu. Evet arkadaşlar, şu an bir etkinlik başladı, onun için şöyle gideceğim. Bakın şimdi oyunda yazdılar. Ya şuradan bir yerden gösteriliyordu ya. Dur lan, hepsini açtık ha. Sunucu. Patronajı etkinliği başlıyor. Vadi, dağ, doyum havan, çöl, canavarlar da dolu diyor. İşte bunları öldür diyor. Event şuraya geldi arkadaşlar. Tam ben anlamadım. Biraz okudum ama çok karışık. Bayağı uzun sayfalar. İşte belli yerlerde canavarlar varmış. Onları öldürecekmişiz. İşte patron canavar öldürdüğünde 30 dakikalığına %20 ekstra ileri ödüllendirirsin diyor. Günlük ödülünü ilk patron canavar öldürdüğünde saat 12'ye kadar etkinlik tablosuna bir kere tıklayarak alabilirsin diyor. İşte bir tane kestim sanırım, şunu alacağız. Günde bir hakkımız var sanırım. İkincisinde liderin kitabı, üçüncüsünde yükseliş iksiri, genç pet, cesaret pelerini, maymun yumurtası, kağıt, genç pet. Acaba istediğimizi mi alıyoruz anlamadım ama. Neyse biz çöle gideceğiz arkadaşlar. Ben çöle deneyeceğim şansımı. Bakalım ne olacak. Gölge metni bulduk arkadaşlar. Şimdi onu kesiyoruz. Sanırım Pascal yetkinliği de var. Ama tabi bize sadece yine BK attı. O da kurt atlayışı. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar, şu an çöre ejderha gelmiş. Onu kesmeye çalışıyoruz ama çok zor yani. Zaten ben vuramıyorum da öyle video için geldim. Düşenlere falan bakarız diye. Yoksa benim çar zaten 1-1 mi ne vuruyor, bakın şimdi. Aynı. Bakın şurada görürsünüz. Şu an vuramıyorum, bir dakika biraz daha gireyim mi? Bakın şimdi. Ha, vursana abi. Fazla da girmek istemiyorum şimdi. Mavi bayraklar var, kesecekler beni. Şöyle. Ha, dost vuruyor şu an bana. Dur oğlum ya. Vurduğumu göstereceğim size, bir dakika. Çekilin ha. Hı, bakın. Bir insin mi? Bakın bir bir görüyor musunuz? Ben vuramıyorum zaten de. Bir şey atar, video alırım diye. Geldim bakalım, keselim ne olacak. Belki eventle ilgili de bir şey olabilir. O yüzden oluyorum ben de. Evet arkadaşlar, ejderha kesilmek üzere. Bakalım ne atacak ya da bir şey atacak mı? Bilmiyorum, hiç TR'de ejderha kesimi görmedim ben. Hiçbir şey de atmadı. Yarım saattir burada uğraşıyorlar ya. Ben şöyle kenara geçtim arkadaşlar, zaten vurmuyorum. Video çekmek için bekledim. Bayağı uğraştılar. Bir şey atmadı ya, kötü oldu ama ya zaten bana bir şey yapmayacaklar da, o kadar uğraşan adamlara yazık oldu ya. Komedi ya. Neyse biz metin aramaya devam edelim bakalım. Pascal'le metini buldum arkadaşlar. Etkinlik var ama ben metin 2 oyun tarihimde ilk kez Pascal'le metni kesiyorum, çünkü önceden böyle bir etkinlik yoktu. Ne atar ne çıkar hiçbir bilgim yok.
Şu maviyi de kullanalım. Bakalım, merak içinde bekliyorum. Keseyim bakayım ne olacak. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu Pascal metnini kesmek üzereyiz. Pascal yumurtası. İkisini de ona attı ya. Bu ne ya? Bize hiçbir şey atmadı. Kardeş birini ver bari. O kadar uğraştım lan ben. Adam, ben biz ölüp duruyorduk. Hayır. Oha ya. O kadar uğraştım ya. Yarıya kadar ben indirdim. Bu çocuk sonradan geldi. Dur bakayım, ben biraz konuşayım bakayım verecek mi? Gölge metni kırdık arkadaşlar, bakalım savunma taşı artı 2. Ulan beceri kitabı atsa taş atmıyor, taş atsa BK atmıyor ya. Bu metinlerden yana iş şansımız zaten arkadaşlar. Arkadaşlar slottan Pascal yumurtası düşürdük. Ama bunlar ne yapılıyor, nasıl açılıyor hiç bilmiyorum ya. Bunları bir arkadaşa sorayım ya da forumdan öğrenmeye çalışayım bakayım. Evet arkadaşlar, gölge metni bulduk. Adam geldi, metnin içine etti. Bakalım bir şey atacak mı? Beceri kitabı attı. İnşallah güzel bir şeydir de. Şu adama nispet yaparım diyecektim. Attığı şeye bak ya. Ne taş atıyor, ne bir şey atıyor bu metinler. Bana dargınlar mı anlamadım ki ya. Neyse. Gölge metni kesmek üzereyiz arkadaşlar. Lan öleceğiz. Bugün herhalde şey var ya, fazla ite, çok fazla şey çıkıyor. Ejderha ismi neydi lan? Ejderha taş parçası bu kadar sık düşmedi sanırım. Ejderha taş parçasını düşürme oranını arttırmışlar arkadaşlar. Çünkü çok şey düşüyor, sık düşüyor yani. Metin de şiddetli vuruş attı. Evet arkadaşlar, ejderha taşı düşürmek ve lord görevini yapmak için zindana geldim. Yine bayağı uğraştım şamanı getirip cakçu. Hem de Pascal ile düşürürüz belki slotlardan. Burada çok slot var ya. Ama mavi. Ölme sakın. Ölme be. Neyse arkadaşlar, ben Lord buldum. Lord bulduğum zaman videoyu açarım zaten. Evet arkadaşlar, bir tane atmadan düşürdük. Bir Pascal ile yumurtası daha düşürük arkadaşlar. Ama maalesef yine yaptılar. Evet arkadaşlar, Lord'u bulduk. Görev için kesiyoruz, biliyorsunuz depocu görevimiz var, depocuya yardım. Şu an Lord'u kesiyoruz, bakalım yumurta da atacak mı? Görev zaten her türlü kabul edecek de, yumurta da atsa güzel olur yani. Bitki attı, gördüğünüz gibi Lord'u mağlup ettin, depocuya geri dön diyor. Ama CH atıp bir öbür Lord'ları da kesin. Depocuya geldik arkadaşlar. Envanterde sana fazla. Oo, güzel iyile kardeş. Envanter genişletme kazandık. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. İki tane varmışım. Ne yapacağız acı şimdi? Alalım bakalım. Envanteri iki envanter genişletmeye büyütmek istiyor musun diye. Evet. Oha lan, ben biriyle ikisini birden açacağız sandım. Meğersem iki taneyle bir taneyi açıyormuşuz. Bundan sonra biz bu kadar mı geçirdik? Bundan sonra eple mi yani? Allah Allah, her şey paraya döndü. Hani arkadaşlar şu otobot vardı ya, size demiştim. Biz şunları kullanamıyoruz diye, hani nesne markete gelir diye gelmiş onlar da. Her şeyi paraya çevirdiler. Neyse, bari en azından oraya da şu mavi şeylerimizi, iksirlerimizi falan koyabiliriz ya. Hiç yoktan 5 tane fazladan yer. Ama ben orayı unuturum ya. Kalır onlar orada öyle. Arar dururum. Neyse ya, aslında şu ejderha taşı 9 tane. Orada maymun zindanındayken düşürecektim. Öldüm, canım sıkıldı. Ben de tekrar şehre geldim arkadaşlar. Allah Allah, bu niye depoya satılmıyor ya? Bunu yerden aldım, biri atmıştı. Ben de aldım. Depoya satılmaması saçma. Neyse, şu fazlalık itemleri bir satalım bakalım. Şu neymiş, kurt atlayışı, çantasını da sat ya, kurt atlayışı satıcı. Günlük beceri kitaplarımızı okuyoruz arkadaşlar. Karanlık koruma çalışmadı, atış artı 3 beceri kitabı kaldı. Karanlık korumayı da BM4 yapamadık ya. Şu yeni event ile ilgili arkadaşlar, Bybee ile falan konuşun diyordu o bilgi için. Bakalım ne diyor, toplam puan diyelim bakalım. Etkinliği hayat puanı 0 diyor.
Nemere etkinliği hayat puanı 0. Razodur hayat 0. Kırmızı ejderha etkinliği hayat puanı 974. Kırmızı ejderhaya dalmıştım ya arkadaşlar ben. O yüzden sanırım bu. Başka ne varmış? Şu Nemere dediği falan ne? Onlar pet değil mi ya? Patron avcısı etkinliği mi? Bu ne? Evet, 30 seviye önce. Bunun aynı zaten şeyde de yazıyor. Ödülü teslim al diyelim bakalım. Kırmızı ejderha diyelim. Gümüş patron, bronz patron. Altın ver bu. Ne diyor lan bu? 2000 hayat puanı otomatik olarak düşürülür diyor. Biz altın alamıyoruz. Gümüş alabiliyor muyuz bakalım. Gümüş ne kadarmış? 979'da kaldık. Bak 1000 hayat puanında gümüş alabiliyormuşuz. Bronzdan bir şey çıkmaz ki, alalım mı? Almayalım ya. Şimdi bronz 500. Bronz alalım hadi, neyse ya, videoda siz de görün. Alp gülüyle sandık verdi bronz. Bu ödül alım için patron alımında en az 5-9 sabırsızlığa ulaşman lazım. Ne diyor? Mavi iksir 30'a dedi. Yani bir şey çıkmayacağı belli zaten arkadaşlar. Ama işte meraktan aldık. En azından öğrenmiş olduk neyin ne olduğunu. Neler diyordu? Berens duyuyor. Bu zaten şeyde, bu zindanında. Bunu biz zaten işimiz yok. Kırmızı ejderha. Şöyle de denk gelirsek yine dalarız. Razodor'la Nemere. Acaba onlar ne ya? Yani bildiğim pet var Razodor'la Nemere diye. Slotu nerede çıkıyor onların? Hiçbir bilgim yok yani. Evet arkadaşlar, Paskalya yumurtaları için tavşana gelmek gerekiyormuş. Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olacak. Paskalya yumurtasını buldum mu? Bana getirdiğin yumurtanın sayısı 4. Çok güzel. Paskalya yumurtasını şununla takas edelim. Yumurta için şişe göre Paskalya dediğini güle güle bulma. Şuş. 20 tane, ay 4 tane yumurtaya 20 tane dut verdi. Bunları sonradan iksir yaparız. Şu üçüncü sayfayı şunları şuraya taşıyalım da bari. Yer açalım. Ne yapalım ya, açarım mı kasabı? Beyler ne diyorsunuz he? İşte bir gün şey yapmak istiyorum arkadaşlar. İşte Twitch'te canlı yayın yapmak istiyorum. Çünkü böyle muhabbet ederek Metin 2 nasıl olur bilmiyorum ama hani hem muhabbet olsun hem beraber metin keselim falan filan ileriki zamanlarda düşünüyorum. Yani şu an kesin olarak bir şey yok. Bakalım, her şeyin hayırlısı olsun. Vadiye gidelim. Çarı kasalım. Metin arayalım. Bir şeyler yapalım bakalım. 10 tane ejderha taşı topladık artık arkadaşlar. Bir koordinyon taşı elde ettik. Açıyoruz bakalım ne çıktı. Ejderha yeşil mi diyor. Yeşimden kaç tane olmuş? 2 tane de yeşim oldu. İyi bakalım. Bir tane Paskalya düşürdük arkadaşlar. Bir tane de ejderha taşı düştü. Evet arkadaşlar. Ork dişi düştü bir tane. Artısız. Dediğim gibi şeyler çabuk düşüyor. Ejderha taşı parçaları çok düşüyordu sanırım. Yani item düşme oranını mı arttırmışlar? Ne yapmışlar anlamadım. Yani çok item düşüyor. Oha lan, bir Paskalya yumurtası alınır yazdım arkadaşlar. Video için hani açarız maçarız bize olur diye. Gelen PM'lere bakın. Bakalım ne yazmışlardır. Şu adamla 2 saattir inatlaşıyoruz arkadaşlar. 8 tanesini tanesi 25k dedi. 200k yapıyor normalde. Einstein mod, şu an o moddayım. Dedim ki 120, 100k veririm dedim. 150 dedi. 125 dedim. Sabahtan beri onun kavgasını yapıyoruz ya. O diyor 150, ben diyorum 125. Bak. Ben tok saçıyordum. Ben de tok alacağım. Bakalım TM'lere beraber. Karşıdan alıyorum abi, 10k diyeyim bak. Biraz troll yapalım, belki veren olur oğlum. 25k'dan satayım sana, çok güzel. Ucuza tanesi 10k'dan alıyorum. Bakalım atmaca, selamünaleyküm, 4 tane satayım. Tanesi 10k'dan alıyorum. Bakın şimdi toplanınca satarım o zaman diyor. Tamam, TM atarsın. Oğlum bu da tamam dedi, 5k'ya satayım neredesin diyor. 10k'dan dedim 5k'ya satayım dedi lan. 2k'ya alayım o zaman. 100k mı diyor ya, 10k 10. Bakalım bu
Dur bakayım. Vallahi kardeş ben de top alayım demiştim. Bir başka yerde bulursam bu fiyatı oradan al. Alırız kardeş. Sıkıntı yapma. Kenan Sopoğlu mod 10. Selamünaleyküm kardeş, elimde fazla yok, düşüyor. Düşüyor da tane kaç kahve yumurtanım diyor. Kardeş ben şimdi sana fiyat veririm. Sen gider o fiyatı satarsın, sonra benim başım yanar. Kaçtan alıyorum kardeş? 10k. 5k. Yoksa ne diyor? Zindandayım. Girişte oraya gelirsen 5k vereyim. Yoksa kendine iyi bak, 5k kaçırmam. Hatta gelsen tanesi 4k var. Kaç tane varmış? Eğer fazla varsa gideriz yani. Bu da dalga mı geçiyor yazdı adam. Bu cevap bile vermedi. Bu inatlaştığımız adam. Bu adam gelirsen veririm diyor. Şu da diyor düşünce veririm diyor. Böyle işte arkadaşlar. Biz kasılmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, gölgemekli kırdık şimdi bir tane. Ulan son anda videoya yetiştim ben. Ne yaptı bize? Ulan taş attı adama, becerik de battı. Size o becerik de bunu aldırtmam ama gerek yok. Adam çünkü ölmüş ki, yerdeydi zaten. Kaldırmazdı. Ama bizde kavatlık yok. Neyse şunları taş da senin olsun al. Beyler oyundan küfür edemiyorum. Bunların ailesi var ya, dostluk çekici mi? Evet arkadaşlar, bir ork dişi daha düşürdük. Şimdi iki tane oldu. Evet arkadaşlar, kumaşımızın süresi dolmuş. Şimdi onu aldık. Tekrar alalım bakalım. Evet diyoruz. Gidelim. Ork dişimizden bir tanesini verelim. Şurada 3 tane paskalya düşürdük. Şu ork dişinden bir tanesini verelim. Bir tanesini depoya atalım. Depoda dursun. +9 yin yang alınır diyor. Satılır yazalım bakalım. Sonra da şeye gidelim. Bir yola gidelim, şu ork dişinin bir tanesini verelim bakalım. Oo, ben şifreyi değiştirmiştim ya. Bakalım ne yazmış arkadaş. +9'un bakabilir miyim? Evet diyelim. +4 büyü bozma taşı diyelim. Boş. Kılıç kahve 15 pençe 4 çift el diyelim, gönderelim bakalım ne diyecek. Bu arada dediğimiz gibi şeylerden bir depoya koyalım, ork dişlerinden. Gidelim bakalım, verelim bir taneyi. İnşallah kabul eder. Ne istiyorsun? Zırha. Teklif diyelim bakalım önce. Teklif varsa ona göre değerlendiririz. Yoksa ona göre bir fiyat veririz. Ok dişi diyoruz. Bekle. Kalite. Bir ork dişi daha düşürdük arkadaşlar. Bir saatte 3 tane artı ork dişi düşürdük. Çok iyi gidiyor. Çarda kasılı zaten 45 olacak. 3. kutumuz da olmak üzere. 3. ork dişimiz oldu, hayırlı olsun. Bir paskalya daha düşürdük arkadaşlar. Kaç tane oldu? 5 tane olmuş. Evet arkadaşlar, 45 olmak üzereyiz. Yani Şura şu an azimle sıçıyor. İnşallah azimle sıçan duvarı da delenmiş yani. Gerçi bu atasözünü çoğu kişi yanlış biliyor. Yani bu sıçmak anlamında değil yani. Bir sıçan var ya bari. O yani arkadaşlar, azimli sıçan dedi. Evet arkadaşlar, bu arada 45 olduk. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni bir görevimiz geldi. Avcı hazinesi diye tıkladık ama görev kayboldu. Niye göreve tıklayamıyoruz? Neyse, lock girdi. Yok, lock değil. Şunları tıklayabiliyor. Buna tıklıyoruz. Neyse, şu görevi şehre gidip bakalım neymiş, neyin nesiymiş öğrenelim.